Yapılan araştırmalara göre renklerin öğrenme ve dikkat üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Okul koridorlarından sınıflara, anaokulundan liseye kadar her yaşa göre farklı renkler kullanmak gerekiyor. Konuyu uzman psikolog Ayben Ertem'le konuşacağız. Renklerin çocuklar üzerinde ne gibi etkileri var? Farklı yaş gruplarına göre etkileri var. Mesela okul öncesi çocuklar okuma yazma da bilmediğinden onlarda biraz daha sıcak renkler kullanmak lazım. Çünkü dikkatlerini renklere göre veriyorlar. Renkle ifade ediyorlar birçok şeyi. Biraz daha sıcak ton dediğimiz işte kırmızılar, sarılar, turuncular devreye giriyor. Ama okul başladığında okulda işin içine dikkat girecek, öğrenme girecek, okuma becerisi girecek. Mesela okuma becerisiyle ilgili çalışmalar var. Onun için o renkleri biraz daha kullanmak lazım. Yani, okul çağı çocukları için tercih edilmesi gereken renkler neler peki? Yine sıcak tonları tercih edebiliriz ama sıcak tonlara ek yapmak lazım. Mesela biraz daha bejler girmeli işin içine. Biraz daha yeşil tonları girebilir. Çünkü yeşil tonları okumayla ilişkili renkler. Okuma hızını arttırdığına yönelik çalışmalar var mesela. Ve bejlerde de öyle. Bejler biraz daha sakinlik verir. Sıcak tonlarla birlikte bunlar kullanılırsa onlar öğrenmelerine ve dikkatlerine fayda sağlayacaktır. Siz okul çocuklarının arkasındaki renklerle öğretmenin arkasındaki duvardaki renklerin farklı olması gerektiğini söylüyorsunuz. Neden? Şimdi bir sınıfta aslında üçe bölebiliriz. Öyle düşünelim. Yani kenar duvarları düşünün. Kenar duvarlar biraz daha açık renk olabilir. Ama öğretmen öğrencilere ders anlatıyor. Ders anlatırken bir süre sonra artık göz yorgunluğu oluşacak. Çünkü göz yorgunluğu önemli bir şey. Gözünüz çok yorulursa bir süre sonra artık o baktığınız odağı çevirmeye çalışırsınız. Onun için biraz daha sakinleştirecek tonlar lazım. Öğretmen için de, öğrenciler için de. Öğrenciler için, şimdi öğretmen için biraz daha rahatlatıcı ama öğrenci için hem rahatlatıcı olması lazım hem de dikkatlerini veriyor olmaları lazım. O yüzden de mesela mavi tonları çok ideal bunun için. Özellikle öğrencilerin bakması için. Hem zihinsel dikkati geliştiren yani daha fazla dikkatinizi vermenizi sağlatan renktir hem de sizi sakinleştirebilir. Peki okul renkleri nasıl tercih edilmeli? Okulun dış duvarları olabilir, koridorlar, sınıflar, ara bölümler nasıl renklendirilmeli? Şimdi ders çalışacakları mesela okul çocuklarından bahsediyoruz. Hani bu ergenlik çağındaki çocuklar da olabilir, lise çağındaki çocuklar da olabilir. Ana derslerini alacakları biraz daha beige tonlarından olabilir ama mesela bir lise çocuğu gidip bir matematik laboratuvarı ya da farklı bir laboratuvar varsa oranın tonu biraz daha değişebiliyor. Matematik mesela herkesin korkulu rüyası baktığınızda matematiği ayrı bir sınıfta alıyorlarsa oranın biraz daha mavi tonlarında olması lazım ki hem nabza düşürsün, sakinleştirsin hem de dikkatlerini verebilsinler, matematik öğrenebilsinler. Bazen okulların işte revirleri olabiliyor, yönetim odaları olabiliyor. Bunlar biraz daha değişebilir. Spor salonları olabiliyor. Spor salonu demek aslında biraz daha canlılık demek yani enerji demek. Daha sıcak renkler kullanılmalı mesela spor odalarında. Peki hangi renklerden uzak durmak gerekir? Uzak durmak değil aslında ama dikkat etmek lazım biraz. Mesela kıpkırmızı bir odada siz bir süre sonra artık yorulursunuz. Yani hem gözünüz yorulur hem zihniniz yorulur. Çok kırmızı bir odada olmamak lazım. Belki kırmızı bir aksesuar, kırmızı bir masa ama duvar rengini biraz daha sakin seçmek gerekir. Seçecekseniz bir sandalye, bir masa, duvar renginin kıpkırmızı olmaması lazım. Bir süre sonra çünkü gerilirsiniz artık. Siz okullarda renk etkisi konusunda bir de proje hazırladınız. Nasıl bir proje bu? Evet, Filli Boya ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nda desteğiyle bir proje hazırladık. Okullarda renk etkisi adı altında. Yapılan çalışmalara göre çocukların hem dikkatini hem öğrenmesini geliştiriyor. Dolayısıyla biz de bizim okullarda da çocukların hem dikkatlerini hem öğrenmelerinin artmasını istedik. Onun için de böyle bir karteli hazırladık. Anne babalar da hangi renklerin çocukları için uygun olduğunu merak ediyorlarsa renketkisi.com sitesine girerek bütün ayrıntılı bilgileri oradan öğrenebilirler diyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.